Selamlar, ben Semih. Bugün dünya sıralamasındaki rastgele insanların desteğiyle oynayacağız. Rastgele kaydıracağım ve durduğumda hangi deste gelirse onunla büyük mücadele oynayacağım. Şöyle kaydırmaya da başlıyorum. Evet, Kevin geldi. Kevin birinci oyuncusu, çok da iyi oynar. Hemen destesini hazırlayayım. Evet, desteği hazırladım. Kevin da zaten hep aynı kartları destesine koyuyor. Genelde mini Pekka birinci oluyor. Özellikle buz golemi koyuyor destesine. Bakalım ne yapacağız? Zaten küreseldeki çoğu insan birbirini tanıyor. Sürekli karşılaştığımız için illa bir anımız oluyor. Şöyle deprem de atacağım. Eğer başlamak istiyorsanız ve eliniz kötüyse deprem atabilirsiniz. Burada tersten bir birinci atabiliriz bence. Tüm iksire saldırmasını istemiyorum o kıvılcımla. Bakalım ne atacak. Elektro ejderi. Yani ilk defa böyle bir deste görüyorum, onu söylemeliyim. Güzel mini pek attık. Anokulemi açmak istiyorum elektro ejderiyle. Artık bende bağımlılık oldu anokulemi açmak. Ama bunun çokça avantajını görüyorum. Bu arada sağ tarafın 812 canını bırakmışız. Bir tane de birinci atacağım. Maç boyunca bence izin vermeyecek vurmama. Kıvılcım koyduğunda çünkü saldıramıyorum birinciyle. Evet, güzel. Ve mega şövalyesi varmış. Kıvılcım mega şövalye. Gerçekten ilginç. Şöyle kraliçemizi atalım. Korumaları güzel böldük. Şöyle şarjını alalım ateş ruhuyla. Çok güzel. Mega şövalye arkası şövalye. İlk defa böyle bir taktik görüyorum. Zaten özelliğimiz de var. Hemen atağa çıkalım. Kıvılcımı çıktı elinden. Ve kraliçe mükemmel. Sol tarafa da vuruyoruz. Bence bu maçı kazandık. Aman diyeyim, şimdi mega şövalye arkası şövalye atar, kaybederiz. Bazı insanlar da soruyor neden meta destesi oynamalıyım diye. Zaten meta destesi olmasının sebebi eşleşmelerin güzel olması. Mesela siz meta dışı bir deste oynadığınızda eşleşmeleri kötü olabilir. Mesela destelerin %40'ını antidir. Ama meta destesi oynarsanız %60'ına siz anti oluyorsunuz. Bu arada bırakacağım ben onları. İkinci kulesini alacağım. Yani bu yüzden meta destesi deniyor demek istedim. Şöyle buz golemi atalım. Kraliçe görmesin kule. Kraliçe vurmaya devam ediyor. Birinci vursun bitirsin orayı. Evet, maalesef bitiremedi. Şöyle savunalım şunu da. Bakalım 3 taş alabilecek miyiz? 20 saniyemiz var. Birinci atacağım. Yarasa için ateş ruhu. Evet, izin vermiyor. Sağ taraftan son bir kraliçe hamlesi. Şu an maçı bıraktım. 3 taş almaya çalışıyorum resmen. Evet, maalesef burada bitecek. Ama olsun, maçı kazandık. Bakalım bu sefer hangi deste gelecek. Bu maçta rakibimiz kesinlikle destesi yüzünden kaybetti. Bakalım bu sefer umarım güzel bir deste gelir. Ki zaten küreselde kötü bir deste gelme olasılığı bence çok yok. Hemen kaydırıyorum. Ve Yosef'in birinci destesi geldi. Bu deste de güzeldir. Hemen oynayalım. Evet, destemizi kurduk. Gene birinci destesi ama birinci popüler bir kart. Öğrenmekte fayda var. Evet, ikinci maçımızdayız. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu hesabımda açmadığım bir level sandığım var. Onu da videonun sonunda açacağım. Şöyle ateş ruhuyla başladım. Çok güzel prenses basalım. Sanırım rakip bait destesi oynuyor. O yüzden her türlü hasar önemli. Şöyle tomruk. Tomruğu atmadı. Evet, az önce gördüğünüz şey oyunun bir bug'u. İnternetimle veya başka bir şeyle alakalı değil. Ki bu yüzden e-sporcular da maç kaybediyor bazen. Prenses basalım, ne yapalım artık. Bug yüzünden hasar aldık. Kapatmamız lazım. Evet, Tomru da varmış. Neyse, moral bozmak yerine taktik yapmaya devam edelim. Yakında e-spor maçım var. O yüzden bu destede pratik yapmalıyım. Her türlü desteyle güzel oynamalıyım. Şöyle buz golemizi atalım. Bu arada soranlar olacaktır. Nereden izleyebiliriz maçlarını diye. Belli bir yayıncı yok şu anda. Belli değil. O yüzden net bir cevap veremem. Şöyle yarasaları atıp desteği döndürelim. Ardından birinciyi basalım. Bomba kulesi elinde değil.
Hadi birinci. Evet, birinci çok vuruyor. Orada neden bomba kulesini kullandı anlamadım. Şöyle prensesi de basacağım. Bir bekliyorum şu an bir şey atacak mı diye. Evet, gene bomba kulesini çıkardı. Neyse, saldıracağız, yapacak bir şey yok. Ama binanın patlamasını bekleyelim önce. Yarasa da atmayacağım. Bu arada birinci destelerin hızlı olmasının bir sebebi var. Mini Pekka onları öldürür bence. Evet, Mini Pekka'ya hızlandırma geldi vuruşuna. Çok güzel tomruk attık. Ve birinci kulede bomba kulesi yok. Evet, iksir de yokmuş. Şu an her şey güzel gidiyor. Gene bomba kulesini kullandı. Adam bir de akıllanmıyor. Bence kulesini aldık. Evet, göz göre göre ateş bunu atlattı duvar yıkıcılara. Ve kulesini aldık. Bu arada bir şey söylüyordum. Evet, birinci desteli neden hızlı oluyor diyorduk. Rakibi outcycle etmek için. Bu arada konuşurken Dart Goblin'e kule atlamış. Outcycle terimi e-sporda çok kullanılan bir terim. Mesela biniciyi attığımda bir kartını çıkartıyor. Biniciyi döndürüp tekrardan binici attığımda cevapsız kalıyor. Bunu outcycle etmek diyoruz Clash Royale'de. Birinci destek genelde outcycle etmeye yöneliktir. Diyeyim, bu yüzden de ağır deste olmaz genelde. Hani siz görüyorsunuzdur çokça mega şövalye, binici falan. Ama bence iyi değil. Genel bir görüş bu. Bu arada 5 galibiyetliyiz. Hemen kaydıracağım tabloda. Lütfen güzel bir deste. Evet, Mugi'nin 200 bin dolar kazandığı destenin değişik bir versiyonu, bir kart değiştirilmiş. Evet, desteği hazırladım. Bakalım bu desteyle ne yapacağız? Daha önce bu destenin videosunu çekmiştim, hatırlıyorum. Ve evet, videodaki son maçımızdayız. Karşımızda Chrome Sweep var. Evet, deste birazcık garip. Arkadan toparlanıp çıkmanız gerekiyor. Destede çünkü bir sürü alan saratan kartlar var. Arkadan başlıyoruz, yapacak bir şey yok. Altın şövalye atıcı atmak da birazcık abartı, kaçabilir. Yani 5 iksiri önden oynamak istemem bu yüzden. Atlatacak galiba. Evet. Yapacak bir şey yok. Arkadan atıcıyla başlıyorum. Hem uçan makine atıcıyı da görecektir. Bu arada bu deste tazıya karşı gerçekten çok anti. Elektro ejderhası var. Cehennem ejderhası var. Yani tazının hiçbir yapacağı bir şey yok. Diyecektim. Çok saçma agresif bir domuzcuklar attı. Ya arkadaşlar, böyle atak kartını agresif oynarsa böyle maçı bitiririz. İyi oyunduyu söyledim baştan. Şok bir elinden çıkardı. Uçan makine elinden çıkardı. Kafes elinde yok. Gitmiş köprüden domuzcukları koymuş. İşte bu yüzden defansif oynayış tarzı daha güvenlidir. Alt kupaların aksine üst kupalarda böyle herkes garanti oynamaya çalışıyor. Agresif hamleler yapmıyor. Mesela biliyorum, alt kupalarda 14 seviye Elis Barbar'ı köprüden basıyorlar. Seviyeniz yoksa tutamıyorsunuz. Bu gerçekten kötü bir şey ki levelleriniz bence maksimumsınız. Ama bu demek değil ki full defans yap. Hayır. Rakibin kartlarını saydıysanız, X'i karındaysanız doğru zamanda saldırabilirsiniz. Evet, artık Elektro Ejder orayı savunacaktır zaten. Şöyle oduncuyu da atacağım ben. Yoksa o muhafızlar kulemize bayağı vuracaktır. Gördüğünüz gibi 1 dakika kaldı. Şu anda da elimde bir sürü büyü var. Atıcım dönerse rahatlayacağım. Evet, şöyle cehennem ejderhasını atalım. Ardından atıcımız elimizde. Atalım atıcıyı. Birazcık da mesafeli attım, kuleme zıplamasın diye. Dondurmam da var. Bence maç burada bitti. Çok sinir bozucu bir şey değil mi? Defansa dondurma. Gerçekten rakip adına ben kanser oldum. Ama kaybetmeyi hak etti o agresif domuzcuklarla beraber.
Artık ortadan basıyorum kartlarımı. Evet, iyi oyuncu. Aldır şöyle havada dondurdum şu anda. Evet, çok güzel. Balon kuleyi alabilirdi ama önemli değil. Maçı kazandık ve şu anda sandık açılımı yapacağız. Hemen bakalım neler çıkacak. Bu sandıklar gerçekten çok güzel olmuş. Ben beğendim şahsen. Evet, bir sürü taş. Joker kart. Alev topu mükemmel. Evet. Bir tane daha sandığımız var. Yani kart çıkıyor. Nasıl tepki versem bilemedim. Şimdi yapmacık hareketler de yapmak istemiyorum. Evet, efsanevi çıktı. Gece Adası şu anda birazcık ölü bir kart. Yani ne desem bilemedim. Ben sandık değil, taktiklerle ilgilendiğim için daha çok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup butona basarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.